Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi her hafta Mehmet Bakıcı hocamla Allah'ın kitabından bahsediyoruz. Ve mevzumuz Yunus Suresi 11. cüz 212. sayfadayız. Yunus Suresinin 32. ayetinde inşallah devam edeceğiz. Geçen haftalarda hatırlarsanız Mehmet Bakıcı hocam Allah'ın ayetlerinde şunlardan bahsettiğim. Allah-u Teala bir insan iyilik yaptığı zaman ona hemen karşılığını veriyor. Bazen 1'e 1, 1'e 10, 1'e 700 hatta daha da fazla veriyor. Bir insan iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa ona yine sevap veriyor. Kötülük yapmayı düşünür, yapmazsa yine sevap veriyor. Ancak kötülük yapmayı düşünür, kötülük de yaparsa ona 1'e 1 karşılığını veriyor. Hatta bundan da öte bir insan kötülüğü yapar, arkasından da bir iyilik yaparsa o iyiliğin hürmetine, hatırına Allah-u Teala diğer kötülüğü yine siliyor, affediyor. Veya kötülüğü yaptı, arkasından tevbe etti, pişman olduysa Allah yine kötülüğü siliyor, yine ona sevap veriyor. Bu şekilde Allah-u Teala hani buyuruyor ki zaten benim rahmetim, gazabımı geçmiştir. Her zaman Müslümanlar lehine bu şekilde hüküm veriyor. Yine bir ayette Allah-u Teala şundan bahsediyor, hatırlasanız. Yerleri ve gökleri yaratan, oradan size rızıklar veren kim? Size görmeyi, konuşmayı, duymayı veren kim? Size her türlü işleri idare eden, ölüden diriyi, diriden ölü çıkartan kim? Böyle bir Allah varken siz niye başka putlara, başka ilahlara gidiyorsunuz şeklinde sorular sordum. Ben daha fazla mevzu uzatmayayım. Zaten yeni ayetlerimiz var inşallah hocam bunlardan bahsedecek. Evet hocam buyurun. Bismillah deyip başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fezalikumullah rabbukum elhak. Ve ma za ba'del hakki illa dalal. Fe enna tusrafun. Biraz önce hocamın gündeme getirdiği ayetten sonra bu ayet, yani gökten ve yerden sizi rızıklandıran kim? Görme ve işitme özelliği veren kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Ve işleri düzenleyen kim? Herkes diyecek ki Allah, başka kim ne diyebilir ki? O zaman söyle ey Resul, o gün Muhammed Hasan ve bugün de ve biz Kur'an'ı okuyan herkes efela tettekun, Müslüman olmaz mısınız? Müslümanlar olmaz mısınız? Bu soruyu Müslüman kardeşlerim kusura bakmasın, biz Müslüman değil miyiz de bize böyle söyleniyor anlamayalım. Müslüman olmayanlar da niye bize Allah illa Müslüman olun diyor diye de kusura bakmasınlar. Allah Müslümanım diyenin Müslümanlığının devamını ister. Allah Müslüman olmayan kulunun Müslüman olmasını ister. Ve böylece bütün kulları hakkında arzusu ve isteği onların cennete gitmeleridir. Ve bundan dolayı biz Kur'an'dan, yani Müslümanız diyen bizler, Kur'an'dan hangi ayeti okursak okuyalım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan hangi sözü okursak okuyalım, hadisi okursak okuyalım, o sözü kendimize alalım. Başkasına değil. Ya bu Yahudilerle ilgili, bu Hristiyanlarla, bu Mecusilerle, bu Sabiilerle, bu Demokratlarla, bu Liberallerle, bu şunlarla, bu bunlarla, bu Nuh kavmiyle, bu Ad kavmiyle, bu Kureyş'le, bu Medinelilerle ilgili demeyelim. Bu gelecekle, bu geçmişle ilgili demeyelim. Kur'an'dan hangi ayeti okursak buyur ya Rabbi diyelim. Ve o ayeti kendimize alalım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan hangi sözü okursak buyur ya Resulallah diyelim ve o sözü kendimize alalım. Ve böylece bütün kitabın, bütün sistemin, Allah'ın dininin karşısında şerefli konumumuzu sağladık mı ve kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi, gönlümüzü, bütün hücrelerimizi ona açtık mı, bu kitabın bize hidayet etmesi, Rabbimizin bizi kendi yolunda
cennete kadar götürmesi umulur. İşte Rabbim dedi ki müttakiler olmaz mısınız? Ki bunu başka yerlerde de görürüz, başka surelerde. Rabbim Bakara suresinin ilk ayetlerinde önce Müslümanlar anlatır, sonra kafirleri anlatır, sonra münafıkları anlatır. Ve sonra da der ki ya eyyühennas übudu rabbeküm. Sizi yaratan, sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Belki müttakiler, Müslümanlar olursunuz der. Müslümanlar zaten Allah'a ibadet ediyor. Ama Allah ya eyyühennas dedi bak. Ya eyyühellezine keferu. Ya eyyühellezine ya eyyühel münafikun filan demedi. Ey insanlar. Çünkü şimdiye kadar bir Müslüman düşünün. Kendinizi kendimizi. Dünyanın en iyi Müslümanı olalım. En takvalı Müslümanı olalım. Eğer bundan sonra imandan, İslam'dan uzaklaşırsak, Allah'a ortak koşarsak, önceki Müslümanlığımızın bize hiçbir hayrı kalmaz. Dolayısıyla iman sürekli bir eylemdir. Ölünceye kadar, ölünceye kadar bu devam edecektir. Hatta bu iman ve İslam'ın korunması o kadar önemli olacak ki bizim için, ya Rab bütün çabamız ki peygamber aleyhisselamlardan ki İbrahim aleyhisselamın oğullarına, Yakub aleyhisselamın oğullarına uyarısı bu. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ancak Müslümanlar olarak can vermeye bakın. Bu uyarıyı iyi anlayan Yusuf aleyhisselam da تَوَفَّنِي مُسْلِمَنْ بَلْحِقْنِي بِسَّالِحَيْنِ. Önceleri bunların hepsi Müslüman, peygamber. Peygamber çocuğu ama ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Müslümanca bir hayatın sonunda Müslümanca kendine kavuştur diyor. İşte bizden Müslümanlık isteyen Allah fezalikumullah, bu Allah var ya Rabbüküm el hak. Hak Rabbinizdir. Bu alemde Rab çok. Bu alemde ilah çok. Bu alemde Tanrı çok. Ve Allah'ın Rab ve ilah kabul edildiği İslam'ın, Allah'ın dininin gerçek Rabbi olan Allah'ın dışında bütün dinlere ait olan Rabler, ilahlar ve tanrılar tanrılık rolünde, ilahlık rolünde ve Rablik rolündedir. Ama onlar hak olan bir Rab, hak olan bir ilah değildirler. Hak olan bir hakim, hak olan bir malik, hak olan bir vekil değildirler. Sadece rububiyetin, uluhiyetin, malikiyetin, hakimiyetin, vekaletin, vekilliğin kendisine verileceği hak olan Rabbimiz, vekilimiz sadece Allah'tır. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ. Haktan sonra ancak sapıklık var. Dalal var, dalal. Allah böyle söylüyor. Ve yine İslam'ın dışında diğer din sahipleri biz de hakkız iddiasındalar. Doğru. Onlar da hak iddiasındalar. Zaten hiçbir din ve sistem sahibi yoktur ki dininin ve sisteminin hak olduğuna inanmasın. O zaman inanmaz. Niye inansın ki? Hatta bundan dolayı bütün din sahipleri kendilerinin kurguladığı ya da hedeflediği cennete ancak kendilerinin gireceklerini söylerler. İşte Bakara suresi yine لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْنَسَرَى devam ayetler var. Yahudiler diyor ki cennete ancak Yahudiler girer. Hristiyanlar cennete ancak Hristiyanlar girer. O gün o dönemlerde Kur'an indiği dönemde Mekke'de bugünkü ifadeyle işte Mekke dini desek anlaşılmıyor belki, gerçekten liberal ve demokrat bir sistemin uygulandığı Mekke'de bugünkü modern hayatın benzeri, aynen onlar da cennete biz giriyoruz diyorlardı, gireceğiz diyorlardı. Bunu Mecusilere, Sabiilere, diğer din sahiplerine, Budistlere, başka kim var, Hinduistlere ya da
felsefi, dogmatik, septik, materyalist, ateist, neyse kimse, laik, liberal, marksist, bütün din ve sistem sahiplerine sorun, en doğru sistem kimin sistemi? Bizim derler. En hak tanrı kimin tanrısı? Bizim derler. Peki cennete girecek olan kim? Soru, cevap, bütün din ve sistemlerde cennete biz gireceğiz. Ama Allah da herkesin kendini hak kabul ettiği gerçeğinde onlara tamam diyorsa ben özgürlük veriyorum. Eğer böyle özgürlük vermeseydi ki En'am suresinin ilk ayetinde ve ceale zulümati ve nur diyor Allahu Teala. Elhamdülillahillezî halaka semâvâti vel ard ve ceale zulümati ve nur. Gökleri ve yeri yaratan kendisidir. Karanlıkları ve aydınlığı var eden de kendisidir. Ne demek karanlıklar ve aydınlığı var etmesi? Bu insanlığa, bu cinlere özgürlük veren Allah'tır. Zaten Allah özgürlük vermeseydi, herkesi Müslüman yapsaydı kimse gavur olamazdı. Herkesi gavur yapsaydı kimse Müslüman olamazdı. Hepimizi taş yapsaydı kimse insan olamazdı. Bu Allah'ın bize verdiği bir özgürlüktür. Özgürlüğün sonunda da Rabbim kimseyi baskı altında tutmuyor. İlla benim istediğim gibi yaşayacaksın demiyor ama benim istediğim gibi yaşarsan dünyan da güzel, ahiretinde cennet olur diyor. Ve de diyor ki, evet kendisinden başka varlıklara da yani insanlara da Rablik hakkı vermiş. Yani bu hak doğruluk anlamında değil, real anlamda. Gerçekten bugün dünyada Allahu Teala'nın Rabliğini kabul eden ne kadar dünya var? Şehirler, ülkeler bazında düşünün ya da fertler, bireyler bazında. Allah'tan başkasının Rabliğini, ilahlığını, tanrılığını kabul eden ne kadar insan var? Ki Allah'ı kabul eden daha az. Allah-u Teala buna rağmen bunlara ekmek de veriyor, su da veriyor. Hatta ekonomik, siyasal güç de veriyor. Bol bol nimetlerini herkese dağıtıyor. Ama bu dünya biter diyor. Bunun sonunda cennetime beni hak Rab kabul eden, benden başka ilah kabul etmeyen, benim elçilerimi ve peygamberimi, peygamber önder kabul edenler cennete girer diyor. فَمَا دَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الطَّلَالِ فَاَنَّا تُسْرَفُونَ. Ve bize soru, peki neye yamuluyorsunuz o zaman? Hak Rabbiniz var. Siz insanları, önce kendinizi, kendiniz gibi olan insanları nasıl Rab kabul edersiniz ki? Ne demek Rab kabul etmek? Karşısına geçip bir insanın, ey en büyük sensin falan tapınmak anlamında değil. Rab kabul etmek, Kur'an'ı, peygamberi bakın hepiniz bulursunuz, hepimiz biliriz. Yani Allah bir şey diyor. Şunu yapın diyor. Birileri de bir şey diyor, onu yapmayın diyor. Bir kimse inanarak Allah'ın yap dediğini değil de başkalarının yap dediğini yap dedi mi onu Rab makamında görüyor demektir. Ya da ilah, ya da vekil, ya da melik makamında görüyor. Allah bir şeye iyi diyor, başkası kötü diyor. Allah bir şeye hayır diyor, başkası şer diyor. Yani insanların Allah'ın iyi, kötü değer yargısını, haram, helal değer yargısını değil de kendilerinin ya da kendileri gibi olanların yani insanların değer yargısını kabul etmesi insanların Allah'ı bırakıp da Allah'ın yerine kendilerini ya da kendileri gibi olanları Rab kabul etmesidir ki bunu yine Rabbimiz Teala Tevbe suresinde ve diğer surelerde bize bunu bildirmektedir. Kaldı ki geçen hafta okuduğumuz sure, işte Yunus suresinin 28-29. Ayetlerinde de biliyorsunuz cehennemde birbirlerini ilah kabul edenlerin bir tartışmasına şahit olduk. Yani biz sizin yolunuza gittik, siz bizim yolumuza gitmediniz gibi sözleri biliyorsunuz. Kezalik işte böyle. Hakkat kelimetu rabbike alellezine fesekû. Rabbin hükmü fasıklar üzerine şöyle gerçekleşti ki اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar iman etmiyorlar. Yani bir insan Allah'ın dinini, Allah'ın Rabliğini, Allah'ın ilahlığını, Allah'ın peygamberini reddetti mi Allah-u Teala da onu onaylıyor. Peki kulum diyor sen bilirsin ama bak yanlış yoldasın diyor. Yine de onu uyarmaya devam ediyor. Yani tamam bak bu kulum burada yanlış yola gitti. Bu yanlış yoldan hemen ben bunu cezalandırayım. Onaylayayım ve cehenneme göndereyim demiyor.
yanlış yolda giden kullarına senelerce imkan veriyor. Güç kuvvet veriyor, imkan veriyor, önünü açıyor, ayetler indiriyor, bir daha ayet, bir daha ayet, bir daha ayet. Mekke'de indirmeye başladı ilk alak, ikra bismillahirrahmanirrahim alak, 6000 küsur ayeti 23 yıl boyunca devam ettirdi. 1400 yıldır bu ayetleri yine dünyaya yaymaya devam ediyor. Vahyi devam ediyor Rabbimin. Ve Efendimizin yani peygamberinin sözleri yayılmaya devam ediyor. Bütün bu sözler, Efendimizin sözleri, davranışları ve Kur'an ayetleri inanmamakta diretenlere sanki yalvarırcasına, hatta çoğu zaman Rabbim yeminle gelin ey kullarım diyor. Bu gerçektir. Ben gerçek Rabbinizim. Benim dışımda kimse söz sahibi olamaz, yetkili olamaz, Rab ilah olamaz diyor ama insanlar yine de inadına hayır diyor. Rabbim de merhametli, merhametli, merhametli bir daha hepimizin aklını erdirmeye tekrar ayet indiriyor. Bakalım ne diyor Rabbim, aklımızı nasıl erdirmeye çabalıyor haşa. Yani bizi Müslüman ve bizi cennetlik yapmaya çabalıyor. Ve bu ayetleri tekrar edeyim. Yani Müslüman olan, ya ben zaten Müslümanım, cennetliyim diye göz ardı etmesin. Müslüman olmayan da zaten ben inanmıyorum. Ben bunu niye dinleyeyim demesin. Bu alemlerin Rabbinin, insanların Rabbinin, hepimizin Rabbimizin olanın sözleridir. Bir gün bu sözlerin karşılığını göreceğiz. Yani şimdiki beşeri sistemler gibi, işte demokrat, liberal sistemler dünyada uygulanıyor. Sabahleyin gönderiyorlar değil mi bütün halklarına veya tüzel kişiliklere, şu işleri yapacaksınız. Akşama da yapıp yapmadıklarını kontrol etmek üzere tekrar sonuçları istiyorlar. Bunu bütün müesseselerde, bütün her yerde görebilirsiniz. Bürokrasi de böyle, ekonomi de böyle, siyasi hayatta böyle, okullarda böyle, mekteplerde böyle, her yerde böyle. Ve insanlar herhalde Allah'ı da böyle zannediyorlar. Bakıyor Allah bir şey söylemiş ama üzerine düşmemiş. Herhalde Allah sonunda da bir iş yapmayacak. Ya değilse olsa, madem ki bir şeyler emretti, şunu yapın dedi, yaptınız mı yapmadınız mı diye akşama kontrol eder. Yapmazsak ceza verir gibi mi bekliyoruz bilmiyorum ki. Bu Allah-u Teala'nın yapıp yapmadığımızın hesabını göreceği an mahşer olacak. Mizan, terazi olacak. Hesap günü olacak. Unutmayalım. Ve tekrar ayete iyi bakalım. İyi dinleyelim bakalım. Hepimiz bir kendimizi şöyle bir ne dersiniz? Otokontrol mü dersiniz? Eleştiri mi dersiniz? Kendimize okuyalım bu ayeti bakalım. Bireysel hayatımıza, aile hayatımıza, toplumsal hayatımıza, ekonomik hayatımıza, siyasal dünyamıza, her şeyimize, savaş barış felsefemize, oyun eğlence düşüncemize, her şeyimize bir bu ayetle bir kendimizi şöyle bir Allah'ın terazisine çıkartalım. Rabbim ne diyecek ve bizi nasıl uyarıyor? Bakalım ne diyor. İyi Müslümanlar, kendilerini cennetlik görenler de iyi dinlesin. İşte arada ben Müslümanım diyenlerimiz de dinlesin. Meslek hangi meslekten olursak da dinleyelim. Gencimiz de, ihtiyarımız da, herkes ve herkes. Beyaz, siyah. Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim söyle diyor. Önce Muhammed Aleyhisselam söylüyor veya şimdi bana söyle dedi, ben söylüyorum. Hel min şurakaiküm men yebdeül halka sümme yuidu. Ey insanlık, sizin Allah'ı bırakıp da ya da Allah'la birlikte Allah'ın ortakları kabul ettiğiniz tanrılık, ilahlık, vekillik, maliklik, hakimlik, şafiilik, azizlik verdiğiniz varlıklardan, yaratıkları yoktan var eden, sonra öldürüp diriltecek kimse var mı? Soruyu tekrar soruyorum.
Yani Rabbim soruyor, ben tercüme etmeye çalışıyorum. Yunus suresi ayet 34. Hel min şurakaiküm men. Sizin ortaklarınızdan bir kimse var mı ki? Evet, Allah göklerin ilahı ama ekonominin ilahları patronlar. Siyasetin ilahları siyasal güçlüler. Tıbbın ilahları işte tıp şafiler, şifanın ilahları tıbbın sahipleri. Oyun eğlence ilahları işte şunlar bunlar. Din ilahları şunlar, din adamları. Efendim ahlak ilahları filanlar, hukuk ilahları egemen hakim güçler gibi ilah kabul ettiniz. Allah var ama Allah'tan başka da bunlar da yetkili dediğiniz varlıklardan. Ben yebdeül halka, yaratıkları yoktan var eden, sümme sonra yu'idü, onları öldürüp diriltecek kimse var mı? Kul, tekrar söyle diyor Rabbim, söylüyorum. Kendime ve size. Allahu yebdeül halka sümme yu'idü. Yaratıkları yoktan var eden Allah'tır. Öldürüp de diriltecek olan yine Allah'tır. Kabul mü? Bu söze Müslümanlar ve Müslüman olmayanlardan hayır diyecek kimse yok. Bir kimse bile çıkmaz bu dünyada. Hayır, ben ya da bizim tanrılar bu işi yapar. Gecenin gündüzün tanrısı bizim tanrılarımızdır. Ekonomik ve siyasal güçlerimiz yoktan var eder, yaratır, öldürür falan diyecek kimse yok. Filan devlet çok güçlü. O kadar güçlü ki bütün dünyaya sahip. Bak onlar yoktan var ediyorlar. Yok. Öldürüp diriltiyorlar. Yok, yok, yok. Ne devletler, ne ekonomik güce sahip olanlar, ne siyasal güce sahip olanlar, ne tıp gücüne, ne din gücüne, ne ahlak gücüne, ne hukuk gücüne sahip olan dünyada ne bir kişi, ne de binlerce, milyonlarca, milyarlarca kişi bir sinek yaratmaktan bile acizler. Bunu Rabbim başka ayette de söylüyor. Diyor ki Haç suresinde, ey insanlar dinleyin, dinleyin. Allah-u Teala size bir misal verdi diyor. Duribe mefenun feslemi'u. Buyur ya Rabbi, Allahu Ekber. Ya yühen nas, bak ya yühen nas. Duribe mefelun, size bir örnek verildi. Feslemi'u leh. Bu örneğe iyi kulak verin. Buyur ya Rabbi. İnnellezine ted'une min dunillah len yahluku zübaben velev içtebe'u leh. Allah'ı bırakıp da tapındıklarınız, sözlerini, emir ve yasaklarını kabul ettiğiniz, dinlediğiniz kimseler hepsi toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Ve in yeslübühümü zübâbu şeyen, o sinek onlardan bir şey kapsa, la yestenkidûhü min, o sineğin kaptığını tekrar almaya da kimsenin gücü yetmez. Zâfet talibü vel matlûb. İstenen de isteyen de hepsi zaaf oldu, zayıf oldu. Ama Allah güçlüdür. Ve mâ kaderullâhâ kadri. Allah güçlüdür, kuvvetlidir. İşte Allah yoktan var eden, öldürüp diriltecek olandır. Soru. Fennâ tüfekûn. İfade herhalde böyle anlıyorum. Niye yamuluyorsunuz? Niye böyle bir Allah'a kul olmuyorsunuz? Kul, buyur ya Rabbi. Bir daha söyle diyor. 35. ayet. Hel min şurakaiküm men yehdi ilel hak. Sizin ortaklarınızdan, yani Allah'la beraber Allah'ın yerine ilahlaştırdığınız, tanrılaştırdığınız kimselerden Hakk'a hidayet eden kimse var mı? Kul, de ki Allahu yehdi lil hak.
Hocam araya bir cümle girsek. Buyur hocam. Çok tekrarlar hocam. Belen lafız olarak, bazen de mana olarak bu konuda herhalde en çok tekrarlanan konudan bir tanesi değil mi? Allah'ın Rab olması, yegane mabut olması, tek hak ilah olması defalarca tekrarlanır. Pek çok sure ayette değişik örnekler vererek, kıyaslar yaparak Allah-u Teala, bak tek Allah benim, başkasına gitmeyin, onlardan sahir gelmez, sinek daha yaratamaz, sineğin kopardığına geri getirmez diye deliller söylerek, örnekler söylerek Rab olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bunu tekrar tekrar anlatıyor ya. Ama insanlar hala anlamıyorlar. Kutile insanı ma ekferat Allah. Ne nankör bir insan bu insan. O kadar ayet geliyor. Tekrar tekrar altını çizerek üstüne basa basa söylüyor. Hala anlamazlıktan geliyor. Değil mi insanlar? Ya Rabbi bizi anlat ya Rabbi. Evet. Biz anlayalım. Ve bütün insanlar anlasın. Kul Allahu yehdi lil hak. Hakka hidayet eden Allah'tır. Bu alemde özgürlük veren sadece Allah'tır. Ve hakka gitmek isteyenlere de hidayet eden Allah'tır. Dünya üzerinde bütün din ve sistemleri gelin şuraya bir yatıralım ve tahlil edelim. En güçlü devletten en zayıf devlete, en güçlü toplumdan en zayıf topluma, en güçlü otoriteden en zayıf otoriteye kadar. Allah'ın dışında insanlara özgürlük veren tek bir sistem gösterin bana. Nasıl mı? Allah nasıl özgürlük veriyor? Bakınız, anlatmaya çalışayım. Şimdi dünyada yaşıyoruz. Dünyayı bir devlet kabul edin. Dünyayı bir devlet kabul edin. Büyük bir devlet. Büyük dünya devletinin sahibi, maliki kim? Allah değil mi? Allah. Bu dünya devletindeki bütün halklara, bütün insanlara, bütün canlılara, bütün bitkilere, hayvanlara ekmek, su, rızık, canlılık veren kim? Allah. Ve bu Allah'ın çok rahat bir hakkı değil mi? Bütün insanların ve cinlerin kendisine itaat etmesi. Hakkı yok mu? Var. Peki bu insanlar, bu dünya devletinde yaşayan insanlar Allah'a ne kadar itaat ediyorlar? Ve üstelik Allah'a da savaş açmış durumdalar değil mi? Evet. Peki buna göre Allah-u Teala'nın dünya devletleri, toplumları gibi bir uygulaması olsa yapması gereken nedir? Hemen dünyayı yok edip işini bitirmek. Değil mi? Bu insanların Allah'a karşı yaptıklarını hangi devlet, hangi toplum, hangi tüzelçilik, hangi güç ve kuvvet sahibine tebaası, halkı bir şehir yapsın ne yaparlar? O şehri ortadan kaldırmazlar mı? O insanı öldürmezler mi? O insana hayat hakkı tanırlar mı? Söyleyin. Kendilerine Allah'a söylenen sözün %1'i milyonda birini söylese hangi otorite, hangi siyasal güç buna izin verir? Veriyor mu? Ama Allah'a neler söylemiyorlar? Allah'ın peygamberine neler söylemiyorlar bu insanlar? Neler söylemiyoruz? Nasıl yaşıyoruz? Bütün insanlar kendi yaşadıkları ülkeyi, şehri, köyü düşünsünler, evi düşünsünler. Allah'a ne kadar hak veriyorlar insanlar? Ama buna rağmen Allah-u Teala bol bol ekmek, su vermiyor mu? Yani bu alemde eğer insanlar özgürlük istiyorsa, ki bugün bir sürü insanlar da özgürlük sebebiyle Allah'ın dini dışında başka dinlere gidiyorlar. Eğer özgürlük mü istiyoruz? Allah'tan başka özgürlük veren bir din, Allah'ın dininden başka özgürlük veren bir din, Allah'tan başka bir Rab, bir ilah gösterin de hep beraber özgürlüğü orada arayalım. Şimdi soru. Efemen yehdi ilel hak. Hakka hidayet eden mi? E hakku layıktır. En yüttebaa tabi olunmaya, sözü dinlenmeye, Rab ilah kabul edilmeye, yolundan gidilmeye hakka hidayet eden, özgürlük verip hak yollarını da gösteren, İslam ve cennet yolunu da gösteren, buna rağmen bunu kabul etmeyenleri de yine sınırsız
nimet veren Allah mı tabi olunmaya daha layık? Emmen la yehiddi illa en yuhda, kendisine hidayet edilmeden, yol açılmadan yol bulamayan kimseler mi itaat edilmeye ya da ilah kabul edilmeye layıktır? Söyleyin. Bugün dünyada tanrılık, rububiyet iddiası herkeste. Bütün güçler bu iddialar. Allah'ın dışında tanrı ilah kabul edilen bütün varlıklar, bütün din ve sistemlerin kutsallaştırdığı kimseler insanlardır. Peki bu insanlara eğer Allah-u Teala siyasal güç vermese, ekonomik güç vermese, isyan gücü vermese, Allah'a savaş gücü vermese, Allah'a iftira gücü vermese, peygamberlere iftira gücü vermese ya da hayat vermese kim yaşayabilirdi? Kimin bu dünyada bir söz söyleme hakkı olabilirdi ki? Söyleyin. O zaman özgürlük veren, hidayet eden Allah'a ilah, Rab, evet demekten başka çaremiz yok. Ama soru, فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Şimdi düşünelim. Biz cennetliyiz, biz Müslümanız diyenler de düşünsün. Dünyanın en iyi insanları biziz diyenler de düşünsün. Başkaları da düşünsün. Herkes düşünsün. Çünkü bu söz herkesi kapsar. Gerçekten biz kime tabiyiz? Kime göre yaşıyoruz? Bireysel, aile, toplumsal, köy, kent, ekonomi, siyasal, hukuk, aile, din, iman, ahlak, eğlence, keyif, oyun, bütün bunlar hayatımızın birer parçası. Bütün bunları biz kime göre yaşıyoruz? Soru bu. Ben öyle anlıyorum. Rabbim diyor ki siz kime göre yaşıyorsunuz? Diyor ki bana göre mi? Bana göre ise iyi. Eğer bana göre değilse, peki ona göre mi yaşadığımızı, ona göre mi yaşamadığımızı nereden öğreneceğiz? Bu kitabı. Bu kitabın pratiği Muhammed Aleyhisselam'ın bir de hadisleri var mı? Var. Elhamdülillah kitap da elimizde, hadisler de elimizde. Kitap da korunmuş, hadisler de korunmuş. Kitap da, Kur'an da korunmuş, hadisler de korunmuş. Eğer kitap ve hadisler, yani Muhammed Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatı, yaşadığı hayat, sözleri, davranışları korunmamış olsaydı, derdi ki ya Rabbi bize bir peygamber, bir kitap gönder. Hem bize kul olun diyorsun. Peki biz nasıl kul olacağız? Örneğimiz kim demeye hakkımız olurdu. Rabbim de diyecek ki işte indirdiğim bir kitap, işte terbiye ettiğim, güzel ahlakla şereflendirdiğim bir elçim Muhammed Aleyhisselam. 23 yıllık hayatını nasıl yaşadıysa ben onu size onun sözleri, davranışları olarak korudum. Aynen bu kitap nasıl korunmuşsa onları da korudum. Buyurun ona da müracaat edin, buna da. Ve ben her zaman bunları size açık olarak söylüyorum. Kabul edin. Güzeli bulmuş, iyi bulmuş olursunuz, cennete gidersiniz. Yok kabul etmezseniz siz bilirsiniz diyor Rabbimiz Teala. Hocam orada bir soru sorsam. Buyur mesela. Hocam. Bazen diyorlar ki Kur'an-ı Kerim tamam korunmuş, elimizde var ama hadislerde zayıflar var, uydurmalar var, ne bileyim mevzu hadisler var. O nasıl korunmuş diye diyorlar. İddia ediyorlar. Ondan dolayı hadise gerek yok, haşa, sünnete gerek yok. Bize Kur'an yeter diyorlar. Bu iddiaya karşı nasıl cevap vereceğiz? Hocam evet, hadisin zayıfı da var. Evet. İşte mevzusu da uydurulması var vesaire. Zayıfı da, uydurulmuşu da, güçlüsü de ayrıştırılmış bir şekilde elimizdedir. Onun tasnif yapılmış yani. Tasnif yapılmış. Dağınık vaziyette değil. Ha bugün hiçbir uydurulmuş bir hadise bir Müslüman bu hadis demez. Evet. Ama hadise de buna gerek yok deme hakkına ya da lüksüne kimse sahip değil. Niye korunmuş? Ve tekrar ediyorum korunma gerekçesini hocam. Eğer korunmamış olsaydı bu kitabın pratik uygulaması onlardır. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın evet. 23 yıllık hayatıdır ve sözleridir.
Şimdi korunmamış olsaydı, en basit, en basit, işte Müslümanların günlük hayatından örnekler vereyim. Ne diyor Rabbim? Ve in kuntum cünüben fettahiru. Bu ayet burada diyor ki Allahu Teala, cünüp olduğunuz zaman temizlenin. Peki nasıl temizleneceğiz? Evet. Ne demek fettahiru? Bu kitapta var mı? Nasıl temizleneceğimiz? Bu kitap uygulaması Muhammed Aleyhisselam'da var. Namaz kılın diyor. Ekimussalatur. Ne başka bir şey demiyor. Evet. Bu ne? Rekatı ne? Rükûsü ne? Secdesi ne? Vakti ne? Ne zaman kılacağız? Nasıl kılacağız? Ne söyleyeceğiz namazda? Bunun pratiği hadiste de var. Burada var. Zekat ekonomik bir konu. Zekat verin diyor. Zekat şunlara şunlara verilir diyor. Peki nereden ne verilir zekat? Yüzde kaç vereceğiz o bile? Neyi, yani zekat. Niye yüzde aklımıza geliyor? Zekat vermek ne demek? Yenir mi, içir mi, nedir? Ne bu? Evet. Öbür tarafta hukuki konular ayrıntısı, siyasi konular ayrıntısı, evlilikler, boşanmalar hepsinin ayrıntısı Muhammed Aleyhisselam'ın 23 yıllık pratik hayatındadır. Korunmamış olsaydı ve ben bugün derdim ki Rabbime ya Rabbi sen bana diyorsun ki bu kitabında üstelik bir Müslümana Allah ve Resulü karar verdiği zaman seçim hakkı yok diyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin evet. diyor. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman işittik, itaat ettik deyin diyor, diyor, diyor. Ya Rabbi ben bu kitabını okuyorum. İtaat edin Resulüme, itaat edin Resulüme, itaat edin Resulüme diyorsun. Peki ben nasıl itaat edeyim? Yok bu kitabıma itaat ettin mi? O zaman ya Rabbi bu kitabına itaat ettik mi? Resulüne de sana da itaat etmişsek. Resulü neye gündeme getiriyorsun? Evet. Resulün ne işi var sonra dünyada? Sadece Kur'an yeterse niye Resul araya girdi? Resulün neye var? Ya Rabbi niye bütün toplumlara peygamber gönderdin de kitap indirmedin sen? Bunu demeye hakkım var. Kendilerine peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yok. Velikülli ümmetin Resul ve min illa halafiyâ nezir ve mâ künnâ nuâzibîn hattâ nebase rasûlâ gibi ayetler. Biz peygamber göndermediğimiz toplumlara azap etmeyiz. Her bir toplumun bir Resulü var diyor Rabbim. Peki ama hiçbir kendilerine kitap gönderilmeyen çok toplumlar var. Kendilerine sahife gönderilmeyen de çok toplumlar var. Ama peygamber gönderilmeyen toplum yok. Yok. Allah iki bir ayet grubu var. Ve ma kaderullah hak kadri diyor hocam. Ve ma kaderullah hak kadri. Bu insanlar Allah'ı layıkıyla tanıyamadılar. Allah'ı layıkıyla tanıyamadılar. Bir Allah'ı zatıyla, esmasıyla, sıfatlarıyla, gücüyle, kuvvetiyle tanıyamadılar. Allah'ı zayıf gördüler. İki Allah peygamber göndermez diyerek Allah'ı tanıyamadılar. O manaya geliyor canım. Evet. Yani bugün Müslümanlar, bugün dünya Muhammed Aleyhisselam'ı diskalifiye ederken Muhammed Aleyhisselam'ın risaletinin yerine kim geçecek? Ya ben ya sen ya öteki. Yani ben Muhammed Aleyhisselam'ın risaletini, örnekliğini kenara atsam ve Allahu Teala'nın kitabını ben pratikle gösteririm desem Muhammed Aleyhisselam'ın hiç konuşmadığını varsaysam, hiç yaşamadığını varsaysam, o zaman benim anladığım kadarıyla insanlar Müslüman olacaklar. Yani bu sefer peygamberleri kim olacak? Sen olacaksın. Ben. Yani bugün Müslümanlar, bugün değil, ta Kur'an indiği dönemde Allahu Teala ve ma kaderullah hak kadri dediler. Allah'a layıkıyla tanıdamadılar. İz gâliu mâ enzelallahu alâ beşerin min şey. Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi derken ve indirdi. Kaldı ki bugünkü dünyanın Müslümanların problemi peygamber değildir. Yani hadi Kur'an tamamen ortada. Kur'an'ın pratiğini şu ayetleri soralım. İşte bu ayetlerin hangisi var bizde? Evet. Bir de hocam şu anda biz okula gidiyoruz. Mesela bir dersi okuyacağız. Fizik dersi, kimya dersi, matematik dersi. Elimize kitap alıp okusak, anlatsak niye öğretmeye ihtiyaç duyuyoruz? O kadar öğretmen, profesör, doçent, doktor niye maaş alıyor? Demek ki faydası var ki değil mi? O kitabı izah etmek için bir insana ihtiyaç var yani. Onu anlatması için.
Allah'ın kitabında en iyi bize peygamberimiz anlatmış. Allah da itaat edin demiş. O zaman biz sadece Kur'an'a uyacağız desek bile Kur'an bize otomatik peygambere gönderiyor değil mi? Başka adres sizin... gösteriyor. Evet. Yani. Etiyullah'a ve Etiyurrasul diye açıkça emrediyor. Sizlerle. Ve mahiyette bu ekserum illa zanne. Zaten biraz önceki sorulara karşı eğer insanlar hala Allah'tan başka birilerini ilahlaştırıyorsa bu dünya, onların tabi olduğu bilgiye Allah zan diyor. Ve mâ yettebû ekserum illâ zanne. Biliyorsunuz dünya üzerinde ilahlar ve Allah çatışması olduğu gibi insanların kalplerinde Allah ve ilahlar. Evet. Allah vahyi ve ilahlardan gelen şeytanlardan vahiy. Allah tuzağı, insanların tuzağı. Allah'ın gündemi, insanların gündeminin savaşı olduğu gibi dünyada. Ve Rabbim işte bunu da her iki tarafı da anlatarak söylüyor. Bir de bilgi savaşı var. Bilginin kaynağı nedir? Rabbime göre, kitaba göre ve Efendimiz'e göre, bize anlattıklarına göre bilginin kaynağı vahidir. İnsanlar bugün ne öğrenmişse Allah-u Teala'nın Peygamber aleyhisselamlara indirdiği bilgilerden öğrenmişlerdir. Ama bunun dışında karşı taraf Allah'ın ilahlığını değil de insanın ilahlığını kabul eden felsefeler ve bütün sistemler ise bilginin kaynağı akıl ve duyulardır der. Yani biz aklımızın ve duyularımızın neye ulaşırsa bilgi olarak biz onu bilgi kabul ederiz derler. Ve yine Kur'an bütünüyle bunun çatışmasını ya da savaşını bize gösterir, gündeme getirir. Bir iki örnek vereyim. Bakara suresinde Cebrail'e düşman olanlardan Rabbim bahis açar. Birileri Cebrail'e düşman. Niye Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirdi diye. Cebrail'e düşman olanların bu sayfada gündemi var. Ama öbür sayfada da Allah-u Teala sihirbazlara tabi olduklarını söylüyor. وَتَّبَوْ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. O ayet sayfada da Allah-u Teala insanlar sihirbazlara uyuyorlar, şeytanlara uyuyorlar diyor. Yani ya Cibril'in getirdiğine uyacağız ki bu Cibril'in getirdiği Kur'an'dır ve sünnettir, evet, hadistir. Ya da sihirbazlar. Sihirbazlar işte duyuların ve aklın temelini kabul eden tüm felsefe. Dogmatikler, septikler, realistler, sürrealistler, modernistler, postmodernistler, ateistler, materyalistler, idealistler, neyse yani. Pozitivistler, rasyonalistler. Bilginin kaynağı akıldır ve duyulardır. Biz aklımızla ve gerçekten kendilerince bilimsel çalışmaları, açıklamaları da var. Biz bunu kabul ederiz derler. Ama Allah-u Teala bunların bu bilgisine zan der. Zan. Kesin bilgi değil ya. Zan diyor. İnne zanne la yu'ni minel hakkı şeya. Zan ise haktan hiçbir şeyi ifade etmez. İnne Allahe alimim bima yef'alun. Allah onların yaptıklarından haberdardır. Örnek diyeyim. Yani burada Rabbim kendi rububiyetine çağırırken kendi vahiyiyle çağırıyor. Şimdi pozitivist ve rasyonalist felsefenin ya da dogmatiklerin, materyalistlerin ya da ruhçuların, maddecilerin ya da ruhçuların hepsinin bütün bilgilerini getirelim şuraya koyalım. Allah hakkında ne bilirler? Zaten Allah ne deneye gelir ne akla gelir. Ahiret, cennet, cehennem hakkında ne bilirler? Cennet, cehennemde ne deneye gelir ne akılla bilinir. Ki bugün yani bugünkü Müslümanların problemlerinden birisi de okuyor hadisi aklıma ermiyor diyor. Aklıma yatmadı diyor. Okuyor Kur'an'ı aklıma yatmadı diyor. Doğru yatmaz. Niye bugün Kur'an'ı ve peygamberi okuduğu halde aklıma yatmayan diyenin aklının ölçüsünü söyleyeyim hocam. Aklının ölçüsü şu. Belli bir dönemden eğitime başladı. Diyelim ki 5-6-7 yaşında
üniversite üst düzeyde bir eğitim bitirinceye kadar 15 yıl eğitimden geçti. 15 yılda senede 1000 saat eğitimden geçmişse 15 bin saat. 15 bin saat görmediğime inanmam. Deney bilgi esasıdır, akıl bilgi kaynağıdır diye 15 bin saatlik bir eğitimden geçen şüphesiz ki anlayamaz bunu. Kur'an'la da aklım ermedi diyecek, peygambere de aklım ermedi diyecek. Sen aklın kaç balık akıl ki erecek zaten. Öyle demiyorum. Yani tamam, aklı çok güzeldir. Ama onun formatı ayrı. Doğru. Burası ayrı. Ki bugün 15 bin saatlik, 15 senelik bir eğitimde geçen, pozitivist, rasyonalist felsefenin eğitimi geçen bugünün insanının yanında, karşısında ya da diğer yargısında Muhammed Aleyhisselam ilkokul mezunu bile değil. Ümmi bir insan. Hiçbir şey yok. Yani Muhammed ya da bugün Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini ve Kur'an'ı iyi bilen bir kimse eğer ilkokul seviyesinde birisiyle karşı karşıya bırakılsa insanlar bunu ilkokul diploması var senin o da yok derler. Yani hiçbir değer yok. Nasıl ki onlar böyle hiç değer vermiyorsa kitaba ve peygambere Allah-u Teala da onların değerlerine hiç değer vermiyor. Onların bilgileri. Evet. Allah'ı, ahireti, cenneti, cehennemi zaten pozitivist, rasyonalist felsefe bilmediği gibi İnsanı bildi kabul etsek bile doğrusu insanı da bildiği yok. İnsanı da bilip bilmediğini Allah izin verirse haftaya konuşalım inşallah. Ve bu Kur'an Allah sözüdür. Ve bu bilgiler Allah'tan gelmiştir. Evet. Ve Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bilgiler de Allah bilgisidir. Allah'ın onayından geçmiş bilgi. Özür, af. Şunu da söyleyeyim. Yani 23 yıllık bir bilgi var ya Muhammed Aleyhisselam'dan. Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bilgileri Allah onaylamıştır. İşte böyle yaşayacaksınız dediği bir bilgilerdir. Bir daha Muhammed Aleyhisselam'dan o 23 yıllık bilgiler var ya Efendimizin böyle gizli kapaklı hiçbir hayatı yoktu. Bütün hayatımızda nasıl olacağımızın örneği Muhammed Aleyhisselam net ve açık. Allah tarafından onaylanmış bir hayat. Kur'an Allah tarafından onaylanmış. Peygamberimiz Allah tarafından onaylanmış. Buyurun diyor bana mı uyarsınız? Başkalarına mı? Evet. Ya Rabbi biz sana uymak istiyoruz, bize yardım et. Bütün isteyenlerle beraber. Hocam Allah razı olsun. Son olarak ben de şu ayet söyleyeyim müsaadenizle. Buyur hocam. Vallahu lezi la ilahe illa hu de Allahu Teala. O Allah'tan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade. Eyvallah. Değil mi? Eyvallah. O görüneni, görünmeyeni, hazırı, gaybi hepsini bilir diyor. Sonuçta Allah biliyorsa kesin bilgi odur. Bizim aklımız şaşar düşer, bilir bilemez ancak sanın ibarettir. Değerli seyirciler, bugün biliyorsunuz Mehmet Bakırcı hocamla Yunus Suresini anlatırken en çok vurgulanan bir konu vardı. O da Allah'ın Rab olması, yegane mabut olması. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir sureyle başlıyor, bir başka sureyle bitiyor. Başlanan sure Fatiha Suresi. Oradaki ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Bütün alemden Rabbi Allah'a hamdolsun diye. Son surede Nas Suresi. Orada da Allah Teala yine Rab'lıktan, ilahlıktan, melik olmaktan bahsediyor. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas diyor. Demek ki bütün bu kainatın Rabb'ı, ilahı, meliki Allah'tır. Allah bizi kendisine inanan kimse de eylesin. Başka putlara bizi götürmesin diye dua ediyoruz. Allah'a emanet olun.